Evet, iyi akşamlar değerli dostlar. Lipos Lir Tigres maçına hoş geldiniz. Evet, hakem son kontrollerini gerçekleştirdi ve bakıyoruz. İlk vuruş ev sahibi takımdan geliyor ve hakemin ilk düdüğüyle beraber ilk vuruş geldi. Umarım bu gece güzel bir oyun bizi bekler. Özellikle geldiğimiz saha son derece küçük bir saha diyebilirim. Zeminin sert beton olması dolayısıyla oyuncularımızı biraz yoracak gibime geliyor tahmin olarak. Aleyküm selam. Evet, Tigres ev sahibi takım oyuna hızlı bir şekilde başlamaya çalışıyor. Sen önce en son maçımızı burada oynamıştık diye hatırlıyorum. Bu arada bakıyoruz. Talha Soyak'a yapılan hareketi hakem oyunu devam ettirdi. Talha Soyak faul bekledi. Umarım bu gece sağdan galibiyetle ayrılırız. Özellikle sağdan galibiyetle ayrıldığımız takdirde. Ve bu arada direkt şut ve... Evet, direkten tekrar out'a giden top. Evet, sahanın aydınlatması son derece kötü diyebilirim. Işıklandırması. Selçuk'tan tekrar sol kanada Talha Soyak'a. Evet, Talha topu kaptırdı. Son derece tehlikeli. 2'ye 1 umarım. Evet, kalecimiz Ali Buluk'tan son derece kritik bir müdahale. Bravo Ali! Bravo Ali! Evet, araya giden Talha Soyak topu kapmayı başardı. Tekrar Selçuk'a bıraktı. Selçuk'tan tekrar Emrah'a. Bakalım Emrah. Emrah'tan arka tarafa Selçuk. Selçuk Akbulut. Aslanım Selo. Adamsın. Evet, maçın ilk golü geldi. Skor 1-0. Lipos Lir 1. Tigres 0. 5 numaralı oyuncumuz Selçuk Akbulut. Yaklaşık 5. dakikada maçın ilk golü geldi. Skor 1-0. Bravo Selçuk. Tekrar Talha Soyak ve Talha'ya yapılan hareket sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı. Evet, şu anda ev sahibi takım Lipos Lir'in hemen 2 puanla... Bırakmayın, bırakmayın. Evet, Ali Bulut'tan son derece kritik bir müdahale. Kaleye giden topu Kadir, 7 numaralı oyuncumuz Kadir kafayla çıkarmayı başardı. Evet, bakıyoruz taş tekrar Lipos Lir'in. Topun başında 7 numaralı oyuncumuz Kadir. Evet, bekletmeden kalecimiz Ali Bulut. Topun başında şu anda rakipten 3 oyuncu var. Barajda 2 kişi var. Evet, bakıyoruz Talha Soyak'ın yüzüne çarpan top. Evet, tekrar rakip oyuncumuza çarpan Emrah'a çarpan top kornere gitti. Hayır, taca gitmiş top. Evet, özellikle çekim açısı olarak son derece kötü bir saha diyebilirim. Türbünler yok maalesef dolayısıyla ve bu arada maçın ikinci golü geldi. Skor 1-1. Tigres 1, Lipos Lir 1. Maalesef boş bırakılan oyuncu son dokunuşla topu kale ağlarına göndermeyi başardı. Sağlık olsun. Yaklaşık 8 tekrar Abdullah sakin. Sakin. Evet, bu arada yan taraftan Abdullah bağırıyor. Oldukça yine tehlikeli bir noktadan faul. Talha Soyak'tan rakibe yapılan hareket sonrasında hakem faul düdüğünü çaldı. Yaklaşık Abdullah sakin. Boşu boşuna sarı kart yeme. Sakin. İleriye çıkın lan. Evet. Rakipten tekrar top taca gitti. Dikkatli olmaları gerekiyor. Evet, oldukça başarısız bir pas düşüncesi. Karşı taraftan taca gitti. Selçuk tekrar kalecimiz. Evet, rakip ev sahibi takım baskı kurmaya çalışıyor. Skor 1-1. Takımımızın 3 faulü var. Emrah sakin. Ve yine kalecimiz Ali Bulut'tan son derece kritik bir müdahale. Son derece rakipten kötü bir vuruş. Out'a giden top. Oyuncularımız derin bir nefes alırlar diyebilirim.
Rex. Direkt şut ve Abdullah'a çarpan top. Rakip kontrol edemedi. Taça gitti. Taç Liposlier'in. Evet. Tala'dan tekrar Bünyamin'e ve direkt. Evet. Son derece kritik bir vuruş. Gerçekten gol olsaydı temiz bir vuruş diyebilirdim ama maalesef yanağlarda kalan bir top oldu. Bu arada bakıyoruz. Evet bu. Hadi be. Evet Emrah Çınar topu kaleye gönderiyordu. Rakip kaleci ayağını uzattı ve top kornere gitti. Sakin Kadir, faul yok. Kesinlikle faul yok. Son derece kötü bir açı yaratıyor. Evet Emrah'tan güzel bir pas düşüncesi. Bu arada 3'e 1 yakalandı oyuncularımız. Ve kalecimiz Ali Buluk'tan son derece kritik bir müdahale. Korner tekrar. Ev sahibi takımın bu arada. Tala. İçti at. Su var mı? Su. Evet, Tala Soyak topu kapmayı başardı. Bakalım buradan bir etkili pozisyon olacak mı? Ve üstten aşırtmaya çalıştılar ve farklı şekilde maalesef Bünyamin topu kalelerine göndermeyi başaramadı. Kalecinin üzerinden aşırtmayı tercih etti. Farklı şekilde üstten aldı. Ve maalesef 34. dakikada skor 2-1 oldu. Rakibi önünü bir türlü kapatmayı başaramadılar. Tigres 1-2, Liposlier 1. Sağlık olsun. Aslanım benim be. Skor 2-2. Evet Emrah'la güzel paslaşma sonucunda ikinci golümüz geldi. Yaklaşık 37. dakika. Evet bu arada Talha Soyak ilk sarı kartı gördü. Ve bu arada Abdullah da yine sarı kart gördü. Abdullah uzatma. Kalecimiz Ali Bulut'tan son derece kritik bir kurtarış. Korner hırmaya çalışıyor. Bu arada Tala Soyak bakalım geçmeyi başarabilecek mi? Rakip ayağını uzattı ve topu kontrol etmeyi başardı. Ve bu arada kalecimiz Ali Bulut'tan son derece kritik bir müdahale. Tekrar Bünyamin'le sol kanattan oyunu başlattı. Maalesef ev sahibi takımdan maçın 3. golü geldi. Skor 3-2. Dönen oyuncu temiz bir vuruşla topu kale alanına göndermeyi başardı. Skor
3-2. Evet, Emrah'tan son derece müthiş bir şut ve rakip kaleci parmak uçlarıyla topu kornere gönderdi. Ve tekrar taç Liposlier'in, rakip topa dokundu. Evet, Talha'dan kritik bir müdahale ve tekrar top kornere gitti. Hadi be! Maalesef kornerden direkt rakip hafif bir dokunuşla topu kale alanına göndermeyi başardı. Skor 4-2. Evet, Abdullah hakeme. Evet, direkt kırmızı. Abla ya, yürü git ya, direkt kırmızı gören ya. Boşu boşuna ceza yiyorsun. Yürü git lan. Hadi be! Evet, maalesef Abdullah hakeme itirazdan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Devam itirazdan hakem direkt kırmızıya çevirdi. Dolayısıyla hiç gerek yoktu boşu boşuna. Ali kaleye bak, Ali kale! Hadi be! Maalesef oyuncularımız kaleciyle karşı karşıya topu gönderip kale ağlarına göndermeyi başaramadılar maalesef. Evet, gelişine direkt şut, üstten farklı şekilde avuta giden bir top. Evet, yaklaşık maçın bitimine 2 dakikalık bir süre var. Skor 4-2 ve evet, maçın hakemi maçı burada sonlandırdı. Skor 4-2, sağlık olsun. Gönül isterdi ki geldiğimiz deplasmandan galibiyetle ayrılalım ama maalesef istediğimiz oyunu sahaya oyuncularımız bir türlü yansıtamadılar. Ve dolayısıyla sahadan 4-2'lik bir skorla mağlup ayrılmak zorunda kaldık. Her iki takımı da tebrik ediyorum Ali. Evet, bu gece rakip kaleciye açıkçası fazla bir şey düştüğünü tahmin etmiyorum. Dolayısıyla oyuncularımız fazla rakip kaleye yoklayamadılar. Evet, galibiyet sonrası rakip oyuncular orta noktada tekrar toplandılar. Tebrik ediyorum oyuncuları. Evet, bu gecelik de yayınımıza burada son veriyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.